Aslan oğlum benim. Bugün yazılı var mı? Var baba. Çok çalıştım. Hadi bakalım. Aynur, ben çıkıyorum canım. Belki gece mesaisine kalabiliriz. Yetişmesi gereken siparişler varmış. Tamam canım. Eğer kalacaksan haber edersin. Hadi kolay gelsin. Tamam. Aslanım. Güle güle. Görüşürüz. Babacığım. Oğlum, sen de kahvaltını bitir, hazırlan. Geç kalacaksın yoksa. Tamam anne. Kolay gelsin Nihat. Ne kolayı be Selim? Canımız çıkıyor burada. Para kazanmak kolay değil. Niye bak? Senin için kolay. Koy elini cebine, tepemizde dolaş dur. Sen de zamanında adam gibi çalışsaydın, sen de ustabaşı olurdun. İşe beraber girdiğimizi unuttun mu? Hiç unutmuyum. Sen benden fazla çalışmadın ki. Bir güler yüz, birkaç tatlı söz. Senin sırrın bu. Sen sahip olduğun her şeyi böyle elde ettin. O senin fikrin. Ben her zaman çok çalıştım ve güvenilir biri oldum. İstersen burada keselim. Daha fazla birbirimizin kalbini kırmayalım. Ha? Tamam. Bak, yine tatlı bir sözle bağladın işi. Neyse. Kolay gelsin. Sağ ol. Hep aynı tavırlarla Aynur'u bile aldın elimden. İstediğim hiçbir şeyi elde edemedim senin yüzünden. Ama benim de beklediğim günler var Selim. Nihat, bana yardım et. Ne oldu Selim? Sakin ol biraz. Muhasebeci hastalanmış. Personel maaşları çekilecekmiş bankadan. Parayı almaya benim gitmemi istediler. İş yerinde en güvenilir adam benmişim. Bence de öyle. Sen benim sabah konuştuklarıma bakma. Ama çok korkuyorum Nihat. Ya kötü bir şey olursa? Ha? O kadar kişinin vebali. Canım, sen de yalnız yapma. Bak ben yarın izinliyim. İstersen sana yardım edebilirim. Eder misin sahi? Lafı mı olur Selim? Biz arkadaş değil miyiz? Sağ ol. Keşke başka birini bulsaydın Selim. Niye böyle bir şey dedin şimdi? Ya Nihat bana pek güven vermiyor. Yapar demiyorum ama adamda para zaafı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Olmaz öyle şey. O kadarını yapamaz herhalde canım. Nihat benim eski arkadaşım. Ben de yapar demedim zaten. Sadece paraya karşı zaafının olduğunu söyledim. Günaydın anne. Günaydın baba. Günaydın, günaydın oğlum. Dur ben sana çay koyayım. Heyecanını bu kadar belli etme. Sonra ben bile kurtaramam seni hırsızlardan. Allah Allah. Ya elimde değil Nihat. Taksi çağır hemen. Tamam sakin ol sen. Bu yolda çalışma var. Şuradan sağa dön de oradan gidelim. Tamam. Ama o zaman yol uzar. Bir terslik çıkmasın sonra. Çıkmaz abicim. Sen de amma evhamlı adamsın ha.
babam keşke erken gelse de onunla top oynasak. İşi bitince gelecek oğlum. Of, hiç onunla top oynayamıyoruz. Çalışması olmaz mı? Olmaz tabii. Çünkü çalışmazsa para kazanamaz. Ve aç kalırız. Anladın mı güzel oğlum? Nihat, niye buralara geldik? Benim bir işim vardı ondan. Abicim, o işini sonra halletsen. Bir an önce şu emaneti teslim etsek fabrikaya, ha? Merak etme, uzun sürmez. En fazla 5 dakika. Sen düz devam et abicim. Tamam abi. Bu yol bizim mahalleye gidiyor. Çünkü biz de oraya gidiyoruz. Nasıl yani? Sen devam et abi, sen tamam. Devam et. Keşke başka birini bulsaydın Selim. Niye böyle bir şey dedin şimdi? Ya Nihat bana pek güven vermiyor. Yapar demiyorum ama adamda para zaafı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Olmaz öyle şey. O kadarını yapamaz herhalde canım. Nihat benim eski arkadaşım. Ben de yapar demedim zaten. Sadece paraya karşı zaafının olduğunu söyledim. İniyoruz hadi. Neden? Teklifimi duyman için inmen lazım. Araçtan inmem, burada söyle. İstersen zorluk çıkarmasın. İnmem. Senin niyetin kötü. İn lan aşağı. İn lan. İn. Sen de hiçbir şey görmedin, duymadın. Yürü git hadi. Tamam. Geç sen abi. Şöyle. Geç. Geç. Nihat. İndir o silahı. Bu para benim değil. Selim. Zorluk çıkarma bana. Ver şu çantayı. Vermem Nihat. O kadar insanın alnının teri. Onca insanın vebali. Ne olur yapma. Çekil önümden gideyim. Veballeri ben üstlenirim. Ver şu çantayı artık. Hayır Selim. Öleceğimi bilsem vermem bu çantayı sana. Öyle deme Selim. Bak karın var. Oğlun var. Para için ölmene değmez. Hadi zorluk çıkarma da ver şu çantayı. Nihat. Bak. Polise filan haber vermeden çekil önümden. Aynur diyordu da inanmıyordum. Ne diyordu Aynur'a? Senin o karın var ya. Çok biliyor her şeyi ha. Sen Aynur'la evlenmeden önce onu ben istemiştim Selim. Ne diyorsun sen? Annem gitti, anasından istedi Aynur'u. Sen daha askerden gelmemiştin o zaman. Aynur bana varmadı. Şerefimi, gururumu 5 paralık etti. Karınla öteki tarafta buluşursun artık Selim. Onun da fazla dayanacağını sanmam. Aşağılık pislik! Selim dur! Selim! Selim dur! Şimdi de senin gururun kırılsın. Bakalım. Rezil olmak neymiş gör. Benim oğlum büyük adam olacak. Babam asker olmamı mı istiyor anne? Evet oğlum. Asker olmanı çok istiyor. Bugün babam hiç aklımdan çıkmıyor anne.
Niye oğlum? Bilmiyorum anne. Hadi oğlum, aklına kötü şeyler getirme. Akşam olduğunda gelecek baban. Sen bakkaldan ekmek al da gel bakalım. Tamam anne. Hayırdır inşallah. Aynur. Nihat ne oldu? Söyle. Aynur, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu söyle. Selim. Kim? Barkın orada birileri önünü kesmiş. Ne? Aman Allah'ım. Selim. Ya bir sakin ol. Ne sakin oldu? Ol. Kocam. Ya Allah Allah. Kocam nerede? Barkın oradaki sokakta. Ağır yaralı. Ben ambulans çağırdım. Ben hemen buraya geldim. Sen hemen git. Sami nerede? Bakkala gitmişti. Tamam. Sen hemen git. Ben onu alır gelirim. Tamam. Tamam. Çok sağ ol. Allah razı olsun tamam, senden. Tamam hadi. Alo, bir ihbarda bulunmak istiyorum. Selim, ne olur ölme Selim. Ne olur. Selim, ne olur kalk. Kalk. Aynur Gülmez, kocanızı öldürmekten tutuklusunuz. Ama bu doğru değil. Ben kocamı öldürmedim. Hakkınızda ihbar var. Mahkemede anlatırsınız derdinizi. Hayır, hayır, hayır. Lütfen, Nihat. Selim'i benim öldürmediğimi söyle onlara. Sen haber verdin ya bana. Yalan söylüyor memur bey. Silah çekerken görenler olmuş. Sen önünü kestin. Sen paraları aldın. Sen yalan söylüyorsun. Onu ben öldürmedim. Kocamı ben öldürmedim. Zorluk çıkarmayın. Hakkınızdaki soruşturma sonuçlanana kadar tutuklusunuz. Hayır. Kocamı ben öldürmedim. Hayır. Onun evinde arama yapılsın. Hayır. Bırakın. Bırakın. Onu ben öldürmedim. Siz de bizimle geleceksiniz. Lütfen. Aramanın sonucu kesinleşinceye kadar gözaltındasınız. Tamam. Delil bulduk. Delil bulundu amir. Cinayette kullanılan silah olabilir. Pekala, hemen ilgili birime gönderin. Bakalım neler çıkacak. Çanta da bulundu amirim. Ama içi boş, paralar yok. Tamam. Daha fazla oyalanmayalım artık. Delilleri merkeze götür. İşimiz bu kadar. Tamam amirim.
Anne. Oğlum. 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 İyi bak ona. Oğlum. İtibariyle özgürlüklerine kavuştular. Aynur'un cezası bitti. Şükürler olsun ya Rabbim. Sevin, nasılsın? Sana ne? Niye salıverdiler ki seni?
Sevim, canım kardeşim, ben masumum. Ben bir şey yapmadım, kimseyi öldürmedim. Öyleyse niye hapse attılar seni? Niye ceza verdiler? Çünkü bana iftira attılar Sevim. Masumum ben. Yavruma bile hasret kaldım. Ben bilmem. Bu mahallede kimse istemez seni. Suçlusan suçsuzluğunu ispat etmen lazımdı. Demek ki suçlusun. Suçlusun. Masum olduğuma inanmaz mıyım hiç? Sen suçsuzsun. Allah senden razı olsun Şükran. Sağ ol. Sami nerede? Evde mi? Niye sustun Şükran? Yoksa oğluma bir şey mi oldu? Yok, olmadı çok şükür. Ama Sami burada değil. Nerede peki? Yavrum nerede Şükran? Yetiştirme yurdunda. Komşunun biri söylemiş. Aldılar elimden. Bir şey yapamadım. Aynur! Aynur iyi misin? Aynur iyi misin? Aynur! Aynur kendine gel! Aynur! Aynur kendine gel! Aynur! Aynur! Yalvarıyorum. Lütfen söyleyin oğlumun nerede olduğunu. Bu mümkün değil. Müdür beye sordum bunu. Ama yeni yasalar bunu imkansız kılıyormuş. Üzgünüm. Ama ben oğlumu geri istiyorum. Hapisten çıktım artık. Ona bakabilirim. Ben oğlumu geri istiyorum. Bu benim hakkım. Benim yapabileceğim bir şey yok. Oğlunuzun yerini size söyleyemeyiz. Ama neden? Ben onun annesiyim. Çünkü... siciliniz temiz değilmiş. Elbet bir yolunu bulup öğreniriz, merak etme. Ama Şükran... İçimdeki yangın çok fena. Evlat hasretiyle geçmiş 6 koca yıl. Bunun ne demek olduğunu bilemezsin. Evet bilemem. Benim çocuğum olmadı ki. Olup da görememek daha kötü Şükran. Allah kimsenin başına vermesin. Neyse. Şimdi bırakalım bunları. Senin bir an önce iş bulman lazım. Ne yiyeceksin, ne içeceksin. Hem paran olursa daha iyi ararsın oğlunu. Doğru söylüyorsun. Bu mağaza 3 katlı. Her sabah ve akşam baştan aşağı temizlenecek. Tuvaletler her daim temiz tutulacak. Ayrıca vitrin camlarının temizliğinden de siz sorumlu olacaksınız. Hiç merak etmeyin. Her zaman pırıl pırıl olacak. Yalnız sabahları çok erken gelmeniz gerekecek. Ha, bir de bir şey lazım bana. Eski iş yerinizin adı. Ben ilk defa çalışacağım. Nasıl yani? Daha önce eşim çalışıyordu. Cezaevinden yeni çıktım. Cezaevinden yeni mi çıktınız? Ama olmadı ki şimdi. Bunu daha önce söylemeliydiniz. Sizi işe alamayız. Ama neden? Alamayız hanımefendi. Olmaz. Mağazamız prensip olarak eski hükümlüleri çalıştırmıyor. Lütfen. Ama ben suçsuzdum. Yani işlemediğim suç yüzünden girmiştim hapse. Aha, öyledir. Eminim öyledir. Lütfen. Lütfen çıkar mısınız? Ama ben... İyi günler hanımefendi.
Yine müdürün yanına mı gittin? Ben senin masum olduğuna inanıyorum. Yasak bile olsa sana yardım edeceğim. Çünkü günlerdir gelip gidip ağlıyorsun buralarda. Allah razı olsun. Nerede benim oğlum? Kim senin çocuğu? Sami Gülmez. Şu anda 16 yaşında. Ben cezaevindeydim. İnanın suçsuz yere girdim. Ben içeri düşünce çocuğumu buraya getirmişler. Sicilin bu yüzden mi temiz değil? Evet. O yüzden alamıyorum çocuğumu geri. Sami Gülmez'i hatırladım. Senin çocuğun bir aileye evlatlık verildi. Kime verdiler? Verdikleri ailenin adresini falan bilmiyorum. Ama adamın adını bulabilirim. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Bilmiyorum. Ama bir an önce oğlumu bulmam lazım. İş falan arayamam bu durumda. Bak sana ne diyeceğim Aynur. Adamın adı varsa belki adresini bulabiliriz. Benim Eltim'in kardeşi 118'de çalışıyor. Öyle mi? İnşallah. Hemen arayalım soralım ha. Adamın adı Hasan Ünal. Ama sadece İstanbul'da 65 tane Hasan Ünal var. Nasıl bulacağız hangisi olduğunu? Artık dayanamıyorum. Yavrum burnumda tütüyor. Yüzü hiç gözümün önünden gitmiyor. Üzme bu kadar kendini. Bulacağız inşallah Sami'yi. Ama biraz sakin ol. Bu kadar bırakma kendini. Hadi şimdi kalkalım. Daha çok işimiz var. Hadi. Ne vardı? Ben... Bu hanım Sami'nin annesi. İzin verirseniz size anlatacaklarımız var. Demek o sizsiniz ha? Vicdansız. 6 sene önce aklın neredeydi ha? Hasan Bey, sakin olun. Bir yanlış anlama var herhalde. Ben bir şey yapmadım. Oğlumu görmek istiyorum sadece. Sami sizin yanınızda değil mi? Hayır. Ben de onu arıyorum. Nerede oğlum? Oğlumu gösterin bana. Sahi Sami nerede? Sizde değil mi? Sami burada değil. 4 aydır bu eve gelmiyor. Gittikten bir hafta sonra mektup gönderdi. Ben gerçek annemin yanındayım diye. Ben sizin yanınızda sanıyordum. Ben cezaevinden yeni çıktım. Oğlumun başına bir şey gelmiş olmasın? Allah'ım dayanamam ben buna. Sakin ol, sakin ol. Gelin bir yerde oturup güzel güzel konuşalım. Çünkü durum çok ciddi. Ben sizin yanınızda sanıyordum, siz de benim. Allah sabır versin. Siz de epey badire atlatmışsınız. Rahmetli eşimin en büyük arzusuydu evlatlık almak. Sonra gittik Sami'yi aldık biz de. Müdür ev ortamını arıyor. Hala buraya alışamadı dedi. Dayanamadık biz de. Ama eşim Sami ile sadece 1 sene kalabildi aynı evde. Allah rahmet eylesin. Sami her zaman annesini sorup durdu. Eşime hiç anne demedi. Bana da hep amca dedi. Babasına çok düşkündü. Peki 4 ay boyunca hiç görmediniz mi Sami'yi? Hayır.
Çünkü ben annesinin yanında bildiğim için hiç aramadım. Ama mektuptan önce kayıp ilanı filan verdim. Aramadığım yer kalmadı. Ama sonra bıraktım. Peki nasıl bulacağız oğlumu? Vallahi Aynur Hanım, durum bu. Sizin kadar ben de istiyorum bulmayı. Hatta geçen gün bir tanıdık Sami'ye benzer kapkaççı bir çocuk görmüş. Ama ben hiç ihtimal vermedim tabii. Sami hırsızlık yapmaz. Ya zorla yaptırılıyorsa? İşte bak Sami orada. Demek doğruymuş. Sami oğlum! Durun, durun Aynur Hanım. Ne yapıyorsun sen? Bırakın oğluma gideceğim oğlum. Olmaz. Hiç yoksa orada 5 tane gözcüsü vardır. İşlerini bozarsak mahvederler bizi. Hem Sami hem de bizi. Galiba patron bu. Aman Allah'ım. Tanıyor musun sen onu? Evet. Maalesef. Vicdansızın tekidir. Yoksa bu mu? Evet. Hayatımı mahveden adam. Şimdi de oğlumun hayatını mahvediyor.
Doğru yerde beklediğimizden eminsiniz değil mi? Burası merak etme. Ha bak geldi işte. Sami! Oğlum! Kavuştum işte sana. Anne! Hasan amca! Oğlum! Anne hapisten çıktın mı anne? Çıktım oğlum çıktım. Bir daha senden hiç ayrılmayacağım. Oğlum benim. Canım oğlum. Sami gel bir sarılayım sana. Çok özledim seni çok. Beni nasıl buldunuz? Ben birçok kez kaçmayı denedim ama başaramadım. Artık kötü günler geride kaldı. Ama bize yardım edersen Nihat'ı da hapse attırabiliriz tamam mı? O çok uyanıktır. Kaç yıldır yakalanmamış. Bu sefer kaçamayacak. Sen şimdi bizi dinle oğlum tamam mı? Polisle irtibata geçtik. Peki Sami nasıl? Koca adam olmuş Şükran teyzesi. Dua et kurtaralım onu. Ben ona hep dua ediyorum zaten. Peki şimdi her şey tamam mı? Tamam. Nihat'ın hangi saatte nerede olduğunu bilebiliyoruz. Sami de bize yardım ediyor. Ay yavrum kahramanım benim. Sami'nin dediği saat yaklaşıyor. Biz çıkalım isterseniz Hasan Bey. Tamam çıkalım. Hadi Allah muvaffak etsin. Amin. Sen misin bugün nöbetçi? Evet. Gözünü dört aç o zaman. Bir işin var enselenmeyin. Tamam efendim. Tam Selim'in oğlusun ha. O da işini iyi yapardı. Şimdi. Polisler neden bizimle gelmediler? Nihat tehlikeli adam. Aralanlar listesinde 3. sıradaymış. O yüzden polislerin iyi organize olmaları lazım. Sami ne yaptı acaba? Bu yaşta neler geliyor yavrumun başına? Çıkıyor musunuz hemen? Evet. Ne oldu? Hiç. İşiniz çabuk oldu da biraz. Ondan sordum. Sana hesap mı vereceğim lan? Bunu öğretmediler mi sana? Ya biliyorum. Benimkisi sadece merak. Erkek adam bu kadar meraklı olmaz. Benimle bu şekilde alay etmeye hakkınız yok. Ne diyorsun lan sen bacak kadar boyunla? Ne dediğimi duydun işte. Sen fazla oldun ama. Eğer işim olmasa dua et işim acele. Vay vay vay. Uyuz Selim'in oğlu kahraman olmak istiyor. Babamın ismini ağzına alma. Ne yaparsın? Seni öldürürüm. Öldürürüm lan seni. Bırak lan. Nihat Akşam, olduğun yerde kal. Sami! Üç saate çıkmak zorunda kalırız. Yakalayın şunu. Takın gelin. Anne. Oğlum. Ay canım oğlum. Hasan amca. Kahraman oğlum benim. Bunun hesabını soracağım. Seni de oğlumu da kocanın yanına göndereceğim. Allah belanızı versin. Kes sesini, yürü hadi.
Sami, Nihat ne kadar ceza alır bu suçtan? Sanırım kapkaçın cezası az. En fazla 3 yıl. Ama onun bir de cinayet suçu var. Onu ispatlayabilir misin? Hayır. Bana kimse inanmaz. Herkes benim yaptığımı sanıyor. Olsun. Biz yine de bu gerçeği söyleyelim. Belki itiraf ettirebilirler. Nihat söylediğiniz suçu itiraf etmedi. Olayı gören şahit de olmadığına göre adam sadece kapkaçtan yargılanacak. Elimizde bir delil olmadan adamı cinayetle yargılayamayız. Peki ya 3 yıl sonra çıkar beni ve oğlumu da öldürmeye kalkarsa? Siz de duydunuz memur bey. Arabaya binerken söyledi. Buyurun. Ben Nihat Akçay aleyhine şahitlik etmek istiyorum. Hangi suçta? Nihat'ın işlediği suç için. Kapkaççı bir çocuktan duydum. Kapkaçtan en fazla 3 yıl yatar çıkar deyince dayanamadım. Çünkü Nihat'ın 6 yıl önce bir adamı silahla tehdit etmesine şahit oldum. Fakat beni de tehdit edince korktum ve sessiz kaldım. İniyoruz hadi. Neden? Teklifimi duyman için inmen lazım. Araçtan inmem, burada söyle. İstersen zorluk çıkarma Selim. İnmem. Senin niyetin kötü. İn lan aşağı. İn lan. İn. Sen de hiçbir şey görmedin, duymadın. Yürü git hadi. Tamam. Geç abi. Sen şöyle. Geç. Mahkeme ne zaman? Yarın. Nihat'ın mahkemesi bugün değil mi? Hapisten hiç çıkamaz inşallah. Çıkamaz zaten. Ama benim anlamadığım bir şey var. O kadar para çaldıktan sonra niye kapkaççılık yapıyordu ki acaba? Çünkü kapkaçta çok para var. Niye yaptı şimdi daha iyi anlaşılıyor. Ama neyse ne. Artık o günler geride kaldı. Artık oğlum yanımda. Güzel günler bizi bekliyor. Evet, artık ayrılmayacağız. Canım oğlum benim. Karar. Davalı Nihat Akçay'ın Selim Gülmez'i öldürmesi sebebiyle cinayetten, çalıştığı fabrikayı 250 bin YTL zarara uğratmaktan ve kapkaç çetesi oluşturmaktan 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir.